Saygıdeğer davetliler, hanımefendiler ve efendiler, öncelikle Meral kardeşimizin biricik yavrusunun ve şimdi gelen ikinci yavrusunun bu mutlu akit töreninde bizler resmi şahitler olduk, sizler fahri şahitler oldunuz. Hep birlikte akt ettik. Allah'tan mutluluklar diliyoruz. Tabi uzun ince bir yolculuk. İyi günler, kötü günler var. Ama inanıyorum ki kötü günlerde de sabırla birlikte Allah o günleri de kendileri için mutluluğa dönüştürecektir. Tabii benim her zaman biliyorsunuz bir temennim var. Ve gelirken de zaten annelere, babalara da sordum. Ve inanıyorum ki kızımız da, oğlumuz da her iki tarafında birer tane çocuğu var. Yani bu sıkıntılı bir şey. Yani diyoruz ki, evet maalesef en az diyoruz 3 çocuk. Çünkü bu milletin genç nesillere ihtiyacı var. Ben en az diyorum zaten. Ucu açık. Bu nitelikli kardeşlerim inşallah en az 3 olmak kaydıyla daha fazlasına eyvallah ederiz. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez deriz. Bundan dolayı mutluluğunuz daim olsun inşallah. Allah bahtınızı açık etsin. Annelerinize, babalarınıza acınızı göstermesin. En kötü gününüz inşallah bugünkü gibi olsun diyor. Ve Cumhurbaşkan Vekilimize, Meclis Başkanımıza ben de mikrofonu teslim ediyorum. Buyurun. Başbakanımız, hanımefendi, saygıdeğer genel başkanımız, değerli milletvekillerimiz, aziz misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün güzel, mutlu, hayırlı bir karara birlikte şahit olduk. Işıl ve Fatih evlendiler. Allah bu evliliği hayırlı ve uğurlu eylesin. İnşallah hep mutlu olurlar, mutlu kalırlar. Kendilerini tebrik ediyorum, ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah bu evlilikten devletimize, milletimize ve ailelerine faydalı evlatlar olur. Burası tarihi bir mekan. Tarihi bir mekanda bu nikah kıyılıyor. Ümit ediyorum bu evlilikten doğacak çocuklar, bu sarayda yaşanan acı olayların, son 100 yılda tarihimizin yaşandığı acı olayların farkında olurlar. O şuurla, o tarih şuuruyla yetişmiş evlatlar olurlar. Şimdi Sayın Başbakanımızın bir süreden beri sıkça telaffuz etti bu üç evlilik meselesi. Üç çocuk. Üç çocuk. Ama onlar da evlenecekler. O çocuklar da evlenecekler. En azından öyle diyelim. Evet. Evet. Evet, evet. Şimdi üç çocuk, üç evlilik olacak. Üç çocuk, üç evlilik olacak. Şimdi onun sebebini söyleyeceğim size. Üç çocuk olacak, üç evlilik olacak. Neden? Çünkü devletin devamı için çocuğa ihtiyaç var. Milletin bekası için çocuğa ihtiyaç var. Ailenin, neslin devamı için çocuklara ihtiyaç var. Bu üç evlilikler üçer üçer artmadığı sürece o takdirde sıkıntı olacak. Onun için, evet, bu cümleyi bilerek söylüyorum. Onun için diyoruz ki bir Beypazarlı hemşerimizin söylediği bir şey var. Üç çocukla ilgili. Bir olursa garip olur diyor. İki olursa rakip olur. Üç olursa huzur olur. Daha fazlası da hayırlı ve uğurlu olur. Ben de hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, evet, bu evlilik birlikte sürdürülen bir çaba, birlikte saklamak üzere bu evlilik cüzdanını sizlere teslim ediyorum. Evet.